Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda eş tutturamadığım bir tane erkeğim var. Tutturamadığım demeyeyim daha doğrusu, anlaştığı bir erkek vardı. İşte dişi vardı. O dişiye gidip farklı bir erkekle eşledik arkadaşlar. O yüzden şu anda o erkeğimiz boşta. Onun anlaşabileceği dişiler de şu anda zaten salma kafeste. Belki yine çiftlerimizden eş değişikliği yapabileceklerimiz olabilir. Onlar da artık ilerleyen günlerde zaten duruma göre artık hani çiftleşme girişiminde bulunmazlarsa veya yavru yumurta ümidi olmazsa kesinlikle eş değişikliği tabii çiftlerimizle yapacağız ama genel olarak zaten arkadaşlar kuşlarımızın hepsi anlaşıyor. Herhangi bir anlaşmama gibi durumu yok. Sadece şu anda dediğim gibi buradaki erkeğimiz bizim gözümüze çarpan. Ona da eş tutturursak genel olarak bütün kuşlarımıza eş tutturmuş olacağız. Kısacası ben şöyle sizlere kuşlarımızı göstereyim. Daha sonra erkeğimizi salma kafese atacağım. Orada eş tutabileceği zaten dişlerin hepsi genç. Size öyle söyleyeyim. En çok da eş tutmasını istediğim dişim şu. Hemen onu da gösterelim. Burada. Bu dişiyle eş tutmasını istiyorum. Bakalım duruma göre artık ayarlayacağız arkadaşlar. Bunlardan yarın veya öbür gün büyük ihtimalle yumurta gelecektir. Yavru garanti dişi zaten bunlar. Bunlar eş tuttular ve rezerve edildiler arkadaşlar. Bunları göndereceğiz. En geç Kasım ayında büyük ihtimalle bunları artık videolarımızda görmeyeceksiniz. Dediğim gibi bunlar rezerve oldular. Buradaki çiftim de gene aynı şekilde yumurtlayacak. Onlar da gene 2-3 gün. Şunlarla aynı zamanda yumurtlarlar. Hatta dişi yarın bile yumurtlayabilir. Kuyruğu çok fazla titretiyor çünkü. Bunlar hamile yumurtlayacaklar. Çiftleşme henüz gelmedi ama garanti çift. Geçen sezon yavru aldığım çift. Hatta bir tane yavrusu şu anda salma kafesi. Yem yiyenlerden biri o. Diğeri de şuradaki dişi jumbo arkadaşlar. Onların altından gelme yavru. Hızlı hızlı geçiyorum. Eş tuttular. Çiftleştiklerini görmedim ama büyük ihtimalle onlardan da yumurta gelir. Çiftleştiler. Çiftleştiler. Bunlar eş tuttular. Çiftleştiler. Yumurta gelecek. Eş tuttular. Hızlı hızlı gösteriyorum. Daha sonra direkt kuşumuzu salmaya atacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunlardan da yumurta gelecektir. Çiftleştiklerini düşünüyorum. Bunlar da Berkan abimizin bize önerdiği çiftlerden bir tanesi arkadaşlar. Bunların altına çok güzel yavru alırsın demişti. Ve biz de bunları eşe attık. Dişimiz violet ve kendisi hatta hamile. Şöyle yandan göstereyim isterseniz. Dişimiz hamile. Erkeğimiz burada. Bunlardan da yakın zamanda yumurta gelecek. Bunlar da keza gene aynı şekilde. Bunlardan da yumurta gelecek arkadaşlar. Hatta bir yuvasına bakayım. İlk yumurtlayacak olanlar bunlar değil. Bu yuvayı boşaltmış bu arada. Bunun yuvada bu kadar malzeme yoktu. Hepsine eşit miktarda koydum. İlk yumurtlayacakları ben sizlere söyleyeyim. 13 numara, 15 numara sırasıyla söylüyorum arkadaşlar. 25 numara, 16 numara. Buradan yine gözünden kaçan vardı illaki. Bakın yeşiller de ihtimalle çiçekmiştir. Onların arası gayet güzel. Şöyle yakınlaştırıp gösterelim. Hemen söylüyorum sizlere işte 30 numara bunlardan gelecek, 9 numaradan gelecek, 7 numara, 5 numara bunları bilmiyorum. 61 numara, 28 numara bunlardan gelecek. Genel olarak dediğim gibi kuşlarımızın eş tutmaya yok. Sonundan yavru yumurta alacağız. Umarım sizlerle beraber göreceğiz. Normalde dişleri alıp benim buraya denemem lazım. Denedim ama burada çok bir hareketlilik göremedim. O yüzden erkeği alıp salma kafese atmak istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir açalım. Ya da bir deneyeyim mi acaba ya şu yeşil dişiyle? Olur mu, ne dersiniz? Biz salmaya atalım arkadaşlar, garanti olsun. Diğer dişlerden de belki anlaştı olabilir. Dişlerimiz daha yavru sayılabilecek durumdalar. Çok küçükler yani arkadaşlar. Eşe atılabilirler mi? Atılırlar. Yavru verirler mi? Verirler ama ben biraz daha bekleme taraftarıyım. Biraz daha kalıba gitmelerini istiyorum çünkü hayvanların biraz daha büyüme ihtimalleri var. O ihtimali de göz önünde bulundurduğum için şu an erken evliliğe hayır diyorum arkadaşlar. O yüzden bunları biraz daha geç eşe atabilirim. Şimdi bu yakışıklıyı ben buraya koydum. Bakın yanındaki dişiyle eş tutabilir. Çok güzel bir dişi mesela. Yavru kendisi de hatta. Ama benim dediğim gibi tek istediğim dişi şu güzellik. Zaten onu da göstereceğim sizlere. Çok güzel bir dişi. Umarım anlaşabilirler. Bunları yan yana getirmem lazım. Şöyle götürdük. Biraz da uzaklaşacağım. Hayvanlar şimdi benden tedirgin olurlar. Hani kapı açık olduğu zaman bile arkadaşlar dikkatleri dağılıyor. Hayvanlar direkt buraya odaklanıyorlar. Fark ediyorlar ki hani kapı açık. Bir şey olma ihtimali var. O yüzden kapıyı kapattım. Birazcık uzaklaştım. Bakalım erkeğimizin sosyalleşmesi lazım birazcık. Normalde tek takılıyordu salma kendi kafesinde. Şu anda salma kafeste biraz daha hareketlilik yaşanması lazım arkadaşlar. Ama dişlerimiz dediğim gibi anaç. Yeni anaçlılar arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yeni yumurtlayacak duruma gelmeye başladılar. Biraz daha hareketsiz kalabilirler. Ama normalde hareketli kuşlar. Zaten videolarımızı düzenli izliyorsanız görürsünüz. Özellikle şu yerde
yürüyen dişim, aşırı hareketli. O dişi mesela şu anda alıp hemen göstereceğim sizlere. Alıp buradaki erkeğim ile işlersem büyük ihtimalle yumurtlayacak arkadaşlar. Çünkü salma kafeste bile bunlar kurulaşıyorlardı. Birbirleriyle ilgilenen kuşlardı arkadaşlar bunlar. Direkt eşeğe atarsam video içerisinde yumurtlamasa bile bir gün içinde arkadaşlar çiftleşeceklerini düşünüyorum. Bakın o dişi mesela şu an gitti. Engelli bir muhatap kuşumuz var. Onunla bile şu anda kurulaşıyor. Çok kızgın bir dişi. Ama şu arkadaki erkeği görmediğiniz, arkadaki erkeği bir görse, bu dişi belki de mavi erkeklerden hoşlanıyor arkadaşlar. Orasını bilemem çünkü bazı kuşlarda renk seçme durumu var. Renk seçebiliyorlar. Şunun yaptığı işe baksanız Allah'ını seviyorsanız. Şunun yaramazlar bir bak. Bakın onlar da eşit kuşlar. Bunlar da dişi erkek. Böyle bir şey yok ya vallahi. Yarasa gibi. Oraya asılmış. Dişi kendinden geçti bu arada. Bakın birbirlerini besliyorlar. Ayağının takılma şansı var mı bakıyorum. Ayağının takılma şansı şu an tamamen keyfine yapıyor arkadaşlar. Aynen ayağı takılmamış. Biraz daha çıkarttı tekrardan koydu oraya ayağını. Bu kadar da değişik bir hayvan. Şimdi daha sıkışmamış ya. Görüyorum şu anda. Hatta elimi uzatacağım. Oyun oynuyor diye rahatsız etmek istemiyorum. Elimi uzatacağım. Elimi uzattığım an kendisini aşağı bırakıyor büyük ihtimalle. Uzatıyorum. Gel. Bakın ayağını direkt çıkarttı arkadaşlar. Oyun oynuyor. Ele gelen bir kuş bu arada bu. Oraya inşallah alışmamıştır. Orayı keşfederse bittik. Çünkü oradaki kablolarımız falan var. Sürekli ledi patlatır bizi. Sürekli olarak tamir ederiz. İnşallah bizi uğraştırmaz. Evet yeşille gri yan yana geldiler. Şöyle odaklayalım. Şu erkekten beklentim de çok çok fazla. Bu da bizim yeni kralımız arkadaşlar. İsmini kral koyduk. Daha ilk tüyüne girdi ama çok çok büyük bir hayvan olacak. Öyle söyleyeyim ben size. Kalıp olarak olsun, tüy yapısı olarak olsun. Üretmenin en güzel erkeklerinden bir tanesi olacak arkadaşlar. Ve kendisi daha şu anda 2 aylık anca ve ilk tüyüne girdi. Hesabını siz yapın. Evet benim beğendiğim bir şey de gri erkeğimizin yanına geldi. Umarım anlaşırlar. Gri erkeğimiz üst basıp şov arkadaşlar. Zaten az çok belli ediyor kendini. Üst basıp şov olduğunu. Şöyle bir bakalım. Olmazsa bir tek bir kafesi atar orada koyarız. Onun kafesinin yerini biraz da ben beğenmiyorum aslında. Niye beğenmiyorum? Biraz daha ışığı sönük kalıyor arkadaşlar. Şöyle hemen örnek göstereyim ben size. Bakın bu kafesin içi bayağı bir aydınlık. Kuşu eşe attığımız zaman bulunduğu ortamın aydınlık olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın aşağı kafeslerde mesela ışık takmama rağmen ister istemez yukarı kafeslere göre karanlık oluyor. Çünkü yukarıdan bir ışığımız var. Burada kafeslerimize vuran. Aşağı kafesler karanlık kalıyor. Karanlık olduğu zaman da hayvanlarda bir hareketsizlik oluyor. Etkiliyor yani. Işık ciddi manada kuşları çok etkileyen bir faktör. Kuşlarımızın kafeslerini, özellikle eşe attığımız kuşlarımızın kafeslerini kesinlikle aydınlık bir ortamda bulunmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü aydınlık ortamdaki hareketiyle işte karanlık ortamdaki biraz daha karanlık ortamdaki hareketi birbirinden tamamen farklı olacaktır. Aydınlık ortamda daha da güzel hareketlilik görebilirsiniz kuşlarda. Yeşil bizi şu anda gri erkeğimizi kovalıyor. Güzel. Gri ile yeşil işimizi kovalıyor. Onlar anlaşırlarsa çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi onlar olursa muazzam olur. Bakın diğer yeşil dişimiz de fark etti gri erkeğimizi. O da geldi yanına. Yanaşalım. Bizden rahatsız olmazlar herhalde. İkisi birden şu anda gri erkeği kovalıyor. Kuşların ikisi de kızgın bu arada. Hani yavru dediğime bakmayın kızgınlaşmışlardır. Hatta bu tüy bittikten sonra zaten eşe atacağım arkadaşlar. Tüy bittikten sonra eşe hazır duruma gelecekler zaten. Şu anda da yumurtlar ama ben biraz daha tüy dönemindeyken kalıba gitmesini istediğim için eşe atmıyorum. Yani benim tamamen kendi kişisel isteğim dolayısıyla eşe atmıyorum. Biraz daha beklemesini istiyorum çünkü. Kapılarını açtım. Şuraya açtım. Biraz yakınlaşalım. Koyu yeşil biraz daha istekli gibi duruyor. Bana öyle geldi. Bak. Zıplaya zıplaya kovalıyor zaten erkeğimizi. Salma kafesinin bir güzelliği de bu arkadaşlar.
Hani çok kolay bir şekilde eşit tutturabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz ben şimdi şu erkeğimizi alayım, dişimizi de yanına atayım, ne dersiniz? Dişi bayağı istekli bu arada. Kurulaşırlarsa veya bir çiftleşme girişiminde bulunurlarsa ayırmam. Çünkü ayırırsam bu sefer erkek küsebilir. Sen ne istiyorsun benden? Gel bakayım yavrum. He? Ne istiyorsun benden? Gel. Şimdi bu erkeğimizi bir yakalamamız lazım arkadaşlar. Bu erkeği yakalayıp yakaladıktan sonra bunu kendi kafesine tekrardan koyacağım. Orada gene bir hareketsizlik durumu olursa erkeğin yerini değiştirebilirim. Henüz çiftleştiğini düşünmediğim bir çiftle kesinlikle yer değişikliği yapabiliriz arkadaşlar. Şurada üst basıp gri şov erkeğim var. Ona da gözüm çarpıyor bir yandan. Onda da hareketlilik var. Onu da göstereyim isterseniz sizlere. Ya eskisinden azalan bayağı bir ilerleme kaydettik bu kuşta. Çok durgundu salma kafesteyken ama teknik kafesi aldıktan sonra özellikle bir de Samsun'a gitti geldi bu kuş. Samsun'a gitti geldikten sonra daha da hareketli bir hale geldi. Yanındaki dişisi de bu zaten. Gayet güzel anlatıyorlar. Dediğim gibi bunlar rezervi oldular arkadaşlar. Çok güzel kuşlar. İkisi de çok güzel. Dişi de güzel. Erkek de çok güzel. Şimdi neredesin sen? Buradasın. Gel bakayım. Umarım bizi çok uğraştırmazsın ve direkt yakalarız seni. Yakaladım. Kapağını da kapatayım. Anlaşmazlarsa da hani bu video içerisinde arkadaşlar bir iki gün beraber kalsınlar. Bazen eşya attığınız zaman da hayvanların hal hareketleri ilk başta belli olmuyor. Genelde böyle 3 saat 4 saat içerisinde kendilerini belli ediyorlar. Belki daha kısa bir sürede belli ediyorlar. Dediğim gibi tamamen kuştan kuşa değişen bir durum bu. Bunları şimdi yan yana attık. Bugün bu arada türümüzün son günü. Birazdan video sonunda kuşlarımıza sade su vereceğim arkadaşlar. Şu anda sulularını zaten renklerinden anlarsınız. Hala Q vitaminlerini veriyorum. Yan yana gelmelerini bekleyeceğim bir dakika kadar. Yan yana gelmezlerse ben kendim kuşları birazcık rahatsız edeceğim ve yan yana getireceğim. Dişimiz çok büyük bu arada. Hani benim beklentilerimin daha da üstünde olan bir dişi. Cidden iyi ki de ayırmışız yani bu dişiyi. Hatta bu dişinin hikayesi de şöyle. Bunu normalde biz sahiplendirmiştik. Yavrulanan arkadaşımız tekrardan geri getirdi. Çift götürdü arkadaşlar. Yavruyu verip çift aldı götürdü yani öyle söyleyeyim. O yüzden tekrardan geri geldi. İyi ki de geri gelmiş. Dişi ihtiyacımız vardı. Böyle güzel bir dişi tekrardan geri kazanmak bizi mutlu etti. Açık konuşayım. Senin birazcık karşıya geçmen lazım. Evet, benden de tedirgin olmayın. Erkeğe gönderebilir miyiz? Erkeğe gönderebiliriz. Tamam. Erkekle şu anda yan yanalar. Bu erkeği BST kafese alırsam biraz daha hareketli olacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın yuvadalar. Dişimiz yuvada. Dişimiz yuvada. Dişimiz yuvada. Dişi yuvada. Biraz önce yuvadaydı. Bunlar zaten neredeyse sürekli yuvada yatıyorlar arkadaşlar. Buradakiler de şu çiftim sadece birazcık yuvaya girmede nadir geliyor öyle söyleyeyim. Diğerlerinde de gene yuvaya girmişler ama alışacaklar. Yani genel olarak çoğundan yumurta alacağız arkadaşlar. Hepsini eş tutturduk diyebilirim. Salma kafeste su yok gibi geldi buradan su içiyor şimdi. Birazdan da yem yer. Genelde böyle oluyor zaten eşe attığımız zaman. Dediğim gibi video içinde olmayabilir. 2-3 saat içinde kendilerini belli edeceklerdir. Erkek dişi yanaşıyor gibi geldi bana. Salma kafeste zaten bir iki birbirlerine vurdular. Dikkatlerini çektiler birbirlerini. Artık burada baş başalar bir etkileşim olur diye düşünüyorum. Yan yana gelirler. Kurulaşırlar. Eş olurlarsa da çok güzel yavrular gelir altlarından arkadaşlar. Dişimiz de güzel. Erkeğin zaten kendisini belli ediyor. Çok sağlam bir erkek. Umarım eş tutarlar. Ya bu dişi eşletecek bir dişi değil. Erkeğe bağlı şu an tamamen her şey. Erkek kur yaparsa dişi her türlü kabul eder arkadaşlar. Dişinin karakteri de çok güzel dediğim gibi. Yandaki detay. Dişisi yuvada yatıyor. Erkek terle çiftleşiyor arkadaşlar. Bazen çok kızgınlık durumlarında bu durumla karşılaşabiliyoruz. Şu anda sağlık üründen sonra bir E vitamini geçeceğim komple bir üretimhaneye. Bunun da tabii ki yumurta görene kadar yani. Yumurta görene kadar demekten kastım nedir? Örnek veriyorum. Bunlar yumurtladılar. Artık bunlara E vitamini geçmiyorum arkadaşlar. Yumurtayı görene kadar E vitamini verebiliriz ama yumurtayı gördükten sonra artık E vitamini vermiyoruz. Ki yumurtalara bir zarar vermesinler diye kızgınlıktan dolayı. Bakın şu an mesela E vitamini verdiğimiz için hayvan tellerle falan çiftleşiyor. Hani bu durum ilerleyebilir. Yumurtası varsa yumurtasına zarar verir. Yavrusu varsa yavrusuna zarar verir. Bunu doğru kullanmak lazım. Hani sürekli kullanılan bir şey değil zaten bu. Gerektiği yerde gerektiği zaman kullanılması gereken bir vitamin. Öyle söyleyeyim. Erkek açıldı. Dişiye yanaşmaya çalışıyor. Dişinin ilgisinde suluk çekti. Bakın erkek yanaşıyor arkadaşlar. Aha besleme hareketi de yapıyor. Çok iyi. Vallahi su su izleyeceğim arkadaşlar. Belki benim sesimden de rahatsız oluyor olabilirler.
Bir de bu erkeğin ilgisi çok dağılan bir kuş. Yani o yüzden biraz daha dolap kafeste olmasını istiyorum. Neden burada olmasını istiyorum? Hem aydınlık olduğu için. Diğer bir sebep de bakın bunun sağa sola etrafı kapalı arkadaşlar. Sadece ön tarafı açık. Yani yanında kuşları görüp de dikkati dağılma ihtimali yok. Eşitliğime de zorluk çektiğim kuşlar özellikle. Ben dolap kafese atıyorum, orada eşitliyorum. Çünkü dediğim gibi orada daha rahat eş tutabiliyorlar. Bunlar olurlar bu arada. Benim izlenimim olumlu geldi kendime göre. Dediğim gibi erkek bir girişimde bulundu, kusma hareketi yaptı, yani besleme hareketi yaptı. Dişi onu kesinlikle kabul edecektir. Dediğim gibi bu dişinin eşleşme gibi bir huyu yok. Salma kafese zaten herkese anlaşan ve kurulaşan bir dişi. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Bunlardan da yavru yumurta gelir. Ve altlarından da dediğim gibi büyük yavru gelir. Çünkü ikisi de ana renk. Genellikle size ben bunu hep söylüyorum. Büyük yavru almak istiyorsanız arkadaşlar, kuşlarınızdan biri ya gri, ya mavi, ya yeşil olması lazım. Bu ana renk kuşlardan normale göre daha iri yavrular alırsınız. Bunların ikisi de ana renk zaten. Bunların ikisinden de ana renk olduğu için daha da sağlam yavrular gelmesini temenni ediyorum. Bakalım. Daha var. Salmada eşitmeyecek bir tane daha dişim var mesela. Bakın bu. Bunu da eşitme oyunu yok. Nereden anlıyorum? Salmada yaptığı hareketlerden arkadaşlar. Herkese kur yapıyor. Herkese kendini beslettiriyor. Bu tarz hayvanlar, bu karakterdeki hayvanlar eş seçmiyor. Yani yanına hangi erkeği atarsanız atın anlaşıyor, eş tutuyor. Buradaki erkeğimiz bayağı bir kafayı kabartmış. Yanaşmak istiyorum. Çok güzel kur yapıyordu. Bu da benden tedirgin oldu şimdi. Ama olsun, izleyelim birazcık. Çok güzel bir erkek arkadaşlar. Bunu dediğim gibi rezerve ettik. Kasım 18'i, yanlış hatırlamıyorsam Kasım 18'i gibi en geç bunu göndereceğiz. Belki daha da erken gönderebiliriz. Biraz önce bu da kur yapıyordu, bunu da gösterelim. Daha sonra yavaştan videomuzu artık veda edelim. Eş tutturduk diyebiliriz. Güzel. Griyi salmaya attık. Bakın normalde o dişiyi ben alıp da erkeğin yanına gene atmıştım kafese. O zaman böyle bir girişim bulunmamışlardı arkadaşlar. Erkek hatta kaçmıştı, kafes dibinde duruyordu. Belki bunun videosunu da çekip YouTube kanalımıza yayınlamış bile olabiliriz. Yani şu an net hatırlamıyorum. Ama salma kafese erkeği attıktan sonra bakın işler tamamen değişti. Salma kafese anlaştılar. Tek bir kafes attıktan sonra daha iyi oldular. Şu an yan yana duruyorlar. Bu da iyi bir şey. Zaten dediğim gibi erkek bir girişimde bulunduysa onun devamı kesinlikle gelecektir. Böyle kalmaz. Yeşillerde bir çiftleşme oldu demin ben konuşurken. Onlardan da yumurta gelecek. Güzel. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.